Evet, bir yandan sevgililer günü için hazırlıklar sürüyor ama İstanbul'un farklı bir hazırlığı var. Meteoroloji uyarmıştı, bir beklenen kar yağışı söz konusu. Dolayısıyla da ekipler önlemlerini aldı. Çeşitli noktalarda hazır bir şekilde yolları açık tutmak için bekliyorlar. Bir kez daha deneyeceğiz. Az önce bağlantımızda bir sorun olmuştu. Mehmet Altınışık sahada bizi bekliyor notlarıyla birlikte. Hemen dinleyelim. Bilge Atay, tabii günler öncesinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için uyarıda bulunmuştu. Kar yağışına dikkat çekilmişti. Özellikle pazar ve pazartesi günü işaret edilmişti ki pazar günü itibariyle İstanbul'da şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Aslında elbette 1987-2004'teki o kar yağışı beklentisi değil ama İstanbul'da bu sefer zor geçecek bir hafta bekliyor diyebiliriz kar yağışı ile birlikte. Tabii hazırlıklar da işte buna göre yapıldı. Bu sefer hazırlıklar çok daha çetin, çok daha sert bir şekilde yapıldı. Öyle ki normalde tuzlar sadece depolarda tutulurdu ancak bu kez yol kenarlarına dahi küçük tuz depoları yapıldı. Bakın hemen şimdi ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım Gökhan Köşetaş. Zincirlikuyu'dayız. Metrobüs durağının hemen olduğu noktada küçük bir tuz deposu yapıldı buraya. Neden yapıldı? Elbette yolların kapanma ihtimaline karşın tuz kar küreme araçları acil tuz ihtiyacını işte bu noktadan da karşılayabilmesi için. Hemen ön tarafımızda 3 tane araç görüyoruz. Bunların 3'ü de kar küreme aracı. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu 4023 kilometrelik bir yol var İstanbul genelinde. Tabii bu yolun içerisinde elbette ara sokaklar da dahil edildiğini ifade edelim. Diğer taraftan 7031 personel ile yine kar yağışına karşı bir mücadele olacak. Diğer taraftan 1351 araç ve 260 ton tuz stoğunun da bulunduğunu belirtelim. Yine daha az önce ifade etmiştik, bir kez daha altını çizelim. Tabii ki tuzlar özellikle depolarda tutuluyor ki İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında iki büyük tuz deposu olduğunu, tabii bunun yanında küçük depoların da olduğunu ifade etmiştik. Ancak dediğimiz gibi bu sefer kar yağışı oldukça etkili olması bekleniyor İstanbul'da. İşte bunun için kritik noktalara yine tuz depoları aynı zamanda tuz kutuları da bırakıldığını ifade edelim ki 300 adet tuz kutusu özellikle kritik noktalarda hazır vaziyette. Onlar da kar yağışına karşı, yolların kapanmasına karşı hazır vaziyette bekletiliyor. Yine 64 tank, yine 1290 ton kapasite ve saatte 25 ton üretim yapabilen bir sistem, tuz sistemi bunu ifade ettik. Sistem kuruldu. Dolayısıyla onlar da hazır vaziyette bulundu. Gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39 ilçede özellikle kar yağışının etkili olacağı noktalarda çok daha çetin bir hazırlık yaptı diyebiliriz. Tabii aynı zamanda bir de köyler var. Öyle ki İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışının daha çok etkili olması bekleniyor. Kırsal kesimlerde daha çok etkili olması bekleniyor. Dolayısıyla köyler için de özel önlemler alındı ki 147 traktör yine önlerine kar küreme aparatı takılacak şekilde hazır vaziyette. Onlar da yol kenarlarında ve kritik noktalarda şu anda hazırlıklarını tamamladı ve kar yağışını bekliyorlar. Göreve de hazır bir vaziyette olduklarını ifade edelim. Diğer taraftan kurtarıcı, vinç ve kurtarıcı sayısının da 13 olduğunu, özellikle yine kritik noktalara koğuşlandı bu kurtarıcı araçları. Elbette yolda kalma durumunda, araçların yolda kalma durumunda bunlar müdahale edecek. Yine metrobüs güzergahı ki bu en önemli noktalardan bir tanesi, 110 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz ve 33 iş makinesi da burada hazır vaziyette görev bekleyecek. Hemen arkamda 3 aracı görüyoruz. Zincirlikuyu'nun metrobüs durağının hemen üstünde 3 araç hazır vaziyette bekliyor. İstanbul genelinde de hazırlıkların yoğun bir şekilde yapıldığını ve artık tamamlandığını, kar yağışı beklendiğini ifade edelim. Sözü yeniden haber merkezine aktaralım. Meteoroloji uyardı. İstanbul'da hazırlıklarını yaptığı notları Mehmet Altınışık aktardı.